Yabancı ortaklarımız Türkiye'nin krize girip girmeyeceği hususunda tedirginler efendim. Tedirgin olacak bir şey yok. Nasıl yok baba? Siyaset alt üst. İç ve dış dinamikler Türkiye'yi yeni bir dönüşüme hazırlıyor. O yüzden Türkiye üstünden bir çatışma yaratılıyor. Güç ve para dengesi siyasetin belli odaklarını yönlendiriyor ve herkes kendi çıkar grubunun iktidar sahibi olmasını istiyor. Peki neden konu ekonomi değil de laiklik ve demokrasi o zaman? Çünkü Türkiye bölgenin model ülkesi. İstikrarlı, demokratik, laik kimliğiyle model olacağı için iç ve dış dinamikler Türkiye'nin krize girmesini istemez. Türkiye onlar için önemli. Hem erken seçim hem cumhurbaşkanlığı seçiminde değerleri test edecekler. Bu seçimlerde demokrasi ve laiklik sanılanın aksine ayrı ayrı değil, birlikte kazanacak. Böylelikle hem devletin istediği olacak hem de milletin istediği. Çok iyimsersin baba. Krizi televizyon haberlerine göre değil, dünya dengelerine göre değerlendiriyorum da o yüzden kızım. Sizin kriz dediğiniz şeye ben büyütülecek bir şey yok diyorum. Amerika'da başkanı federal mahkeme seçti. Halk değil. Ama kimse demokrasiyi tartışmaya açmıyor. Mesele bu değerlerin çok önemli olduğuna kamuoyunu inandırmak. Bu Polat Alemdar ayağıma dolandı. Ne yapacağız? Seninle ne alakası var Polat Alemdar'ın? Biri sardı peşimize, ne bileyim. Uzak durmak lazım o adamdan. Düşmanla uzak durmayacaksın. Ya satın alacaksın ya da yok edeceksin. Karahanlı'nın öldürüldüğü mabette ben de vardım. Karahanlı'nın ölümüyle yeni bir dönem başladı. Eskiden tek bir ideal vardı. Küresel güçle, küresel sermaye aynı ideale hizmet ediyordu. Daha sonra Amerikan derin devletiyle uluslararası sermaye sahipleri, dünyanın bölüşülmesi ve yönetilmesi hususunda fikir ayrılığına düştüler. Ben bu bölgede Amerikan devletinin çıkarlarıyla Türk devletinin çıkarlarının uyuştuğu kanaatindeyim. Küresel gücün sermayesi var, parası var, bankası var ama ordusu yok. Taşeron birliklerle bir yere kadar gidebiliyorsun. Sonrasının ordusu yok. Turuncu bayrakları bir bahar onu hükümet yapıyor ama yazı görmeden hükümet gidiyor. Amerikan düşmanlığını dünyaya Soros mu yayıyor? Neokonların yanlış yaptığını her gün söylemiyor mu? Biz Türkiye'nin bölünmesini istemiyoruz. Küresel sermayeciler dünyayı ilk etapta 500 devlete bölüp paralarıyla küçük devletlere hükmetmek istiyorlar. Avrupa Birliği'nden fonları alıyorsun. Burada istediğin adamlara dağıtıyorsun. Ev kiliseleri kuruyorsun. Bunun üstünden din savaşı çıkarıyorsun. Biz sivil toplum örgütleriyle uğraşıyoruz. Sen devleti parsellemişsin. Petrol senin elinde. Silah senin elinde. Kürtleri de esir almışsın. Türkiye'deki terör olgusuna en büyük desteği sen veriyorsun. Ben mi savaş çıkarıyorum? Ben de katılıyorum. Duran haklı. Siz 50 yıldır Türkiye'yi IMF'siyle, NATO'suyla, Dünya Bankası'yla hem ekonomik hem de silahla tekelleştirmişsiniz. Ülkenizdeki stratejik bazı noktalar ve kuruluşlar bizim için önem taşıyor. Yatırımlarınızı bu şekilde yönlendirmenizi istiyoruz. Tabii ki. Somut olarak hangi sektörlerde yer almamızı istiyorsunuz? En öncelikli gündemimiz limanlar. Her türlü geçişi kontrol etmek istiyoruz. Tezkereyle alamadıklarımızı siz alacaksınız. Daha dün burayı almışım. Bir hayırlı olsuna gelmek yerine karşıma dikilmiş hak istiyorsunuz. Gelin efendi olun. Adam gibi derdinizi anlatın. Hakkınızı, hatta fazlasını vermezsek namerdiz. Horoz,
Sen peşime düş. Hakkımızı istiyoruz. Ya bir bırak ya. Otur. Yarınki gazetede çıksın. Haberi yazdırıyorum. İşçi lideri intihar etti. Borç içinde yaşamaktan bunaldığını söyleyen işçi lideri, bu haksız ve adaletsiz dünyada daha fazla nefes almak istemediğini söyleyip kendini astı. Özellikle istihbaratlar başkanının üzerine gidilmesini istiyorum. Kim var bu adamın arkasında kardeşim? Döneminde işlenmeyen cinayet kalmadı, o hala koltuğunda oturuyor. Efendim kızım. Efendim, Vural Bey geldi. Müdür Bey çıksın, al içeri. Peki efendim. Biz sana hayırlı olsuna gelecekken sen geldin Vural Bey. Buyurun. Ne hayırlı olsun Sayın Yıldız. Hakkında soruşturma açıldı. Haberim var. Ondan bir şey çıkmayacak. Başkan bu sefer beni kurumda barındırmaz. Başkan yaşlandı Vuralcığım. Emekliliğini de doldurdu. Zaten bu cinayet de ona veda partisi oldu. Davut Bey diyor ki, Vural'a söyle, hayırlı uğurlu olsun. Turan, Türkiye'de bir tane Hristiyan bırakmamaya mı karar verdin? Yok. Sen nereden milliyetçi olmuşsun böyle? Benimle ne alakası var Davut Bey? Sizin gazeteleriniz bu işi gündeme getiriyor. Yoksa 3-5 tane kendini bilmezin karıştığı olay. Biz 4 kişiyiz. Dördümüz de birbirimizi iyi biliriz. İyi iş çıkardın. Büyük ihaleler aldın. Ancak bunları bizle paylaşman gerekiyor. Beni biliyorsunuz. Ben paylaşmayı severim. Tabii ki paylaşırım. Bu işte sizinle gazeteleriniz aracılığıyla ortak hareket ettik. Ben Avrupa'dan ihaleler aldım. Siz Amerika'dan. Paralar Celal Bey'in bankalarında. Bu da bir paylaşım. Benim payım? Kudret Bey, ben de kaçak mazot işine girmiyorum. Bu da bir paylaşım değil mi? Mazot işiyle Hristiyan işi aynı mı? Ben o işi sürdürebilmek için binlerce adamla çalışıyorum. Yüzlerce kişiye rüşvet veriyorum. Kazandığımı hepinizle paylaşıyorum. Sen 2 kişiyi öldürteceksin. Davut Bey manşet yapacak. Dünyada yaygara koparacak. Biriniz uçak ihalesi alacaksınız. Biriniz silah ihalesi alacaksınız. Celal Bey hiçbir şey yapmadan faizini alacak. Hazar Bey oğulları? Ha? Hiçbir şey. Beyler, kusura bakmayın ama ben size bunu yedirmem. Hiçbir şey yapmadan mı faiz alıyorum Kudret Bey? Bir şeyi temizlemek kirletmekten zordur. Sizin paralarınızı aklayabilmek için dünyanın etrafında 7 tur attırıyorum. Kudret Bey'in meselesi sizinle değil Celal Bey, benimle. Yaptığımız her anlaşmada bir sorun çıkarıyor. Buyurun, Ortodoksları, Katolikleri de siz karıştırın. Eğer ben size manşetlerimle destek vermezsem, o zaman hesap sorun. Nasıl karıştıracağım Davut Bey? İstihbaratı sen ele geçirdin. Ben gücümü paylaşmaya hazırım. Nerede sıkıntınız var söyleyin. Sıkıntınızı giderecek önlemleri beraber alalım. Benim 2 sıkıntım var. Birincisi, senin desteklediğin Polat Alemdar'ın adamları benim işim olan mazota el attılar.
her gün bana darbe vuruyorlar. İkincisi ise gene senin desteklediğin Polat Alemdar uyuşturucu işine engel oluyor. Kudret Bey, seninle benimle çocuklarımızla uğraşmasındansa bırakalım biraz paramıza mal olsun. Ve işimizle uğraşsın. Polat Alemdar 6 ay önce mabede girmeye çalışıyordu. Şimdi sokakta hap topluyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir mühendis bir ülkeye kurtarıcı olarak sunulamazdı. Türkiye'de biz sunduk. 40 yaşında bir adamı kral olarak başbakanlığa taşıdık. Hem de çoban kral. Sonra onun alternatifini çıkardık. Kimsenin ihtimal vermediği ve veremeyeceği bir gazeteciye önce milli şefi devirme şerefini yaşattık. Ardından kahramanı ilan ettik. Milli şefi kimse deviremeyip o mu devirecekti? Böyle bir gücü mü vardı? Sen benim yerimde olsan, haklının mı yanında yer alırdın, güçlünün mü? Ben biraz daha kalırsınız diye düşündüm New York'ta ama... Bir ay bile çok geldi Bulut. Medya hariç, bütün sektörlerden çıkıyoruz. Anlamadım Davut Bey. Dengeler bir süre için geri çekilmemizi gerektiriyor. Bütün işlerden vazgeçeceğiz. Ya da vazgeçmiş görüneceğiz. Limanları satacağız. Bankaları satacağız. Alışveriş merkezlerinin yönetimlerinden çıkacağız. Hisse devredeceğiz. Neden yok olmamıza karar verdiniz Davut Bey? Bütün gücümüzü yitiririz. Ortada harf var Bulut. Bana medya gücü yeter. Bırakalım diğerleri yok olduğumuzu düşünsünler. Birbirlerine girsinler. Sattıklarımızı nasılsa yarı fiyatına bir ara geri alırız. Sıkıntılarımıza ilişkin dosyayı daha önce size yollamıştım. Bakabilme fırsatınız oldu mu? Bir kopyası da burada efendim. Baktım Davut Bey, baktım. Ama taleplerinizi pek makul görmedim. Hangilerini? Washington'la sadece siz temasta değilsiniz. Biz de temastayız. Bir kanadın aşırı taleplerini biliyoruz. Siz adeta onlara tercüman olmuş gibisiniz. Ama unutmayın ki biz burada ülkemizin menfaatlerini korumakla vazifeliyiz. Sayın Başbakanım, onların menfaati bizim de menfaatimiz. Savunma sanayi ile ilgili kararlar ve inisiyatifler sizde. Büyük bir baskıya maruz kalmadınız. Ama Amerikalıların en tahammül edemediği şey, kendi istedikleri adamların görevden alınması. Onlar bu ülkenin seçkin bürokratları. Hepsinin hizmeti bırakın görevden alınmayı, madalya verilmesini gerektiriyor. Konuyu hem kabinede hem Milli Güvenlik Kurulu'nda konuştuk. Mutabık kaldık. Amerika, değerli insanlarımızı görev başında görmek istemiyorsa, yeni bir başbakanın seçilmesini beklemek zorunda. Siz de benim gibi iyi bilirsiniz ki Sayın Başbakanım, Amerika için tek seçenek seçim değildir. Ne o Davut Bey, darbe mi yapacaklar? O devir kapandı. Onlar nasıl bizim hakkımızda dosya tutuyorsa, bizim de elimizde 3-5 şey var elbette. Siz nasıl takdir edersiniz? Sana yönetmen için Türkiye'yi vereceğim. Sıkılmışsınızdır konulara müdahil olmamaktan. Evet, çok sıkılmıştım. Siz artık tamamen İstanbul'da mı olacaksınız? Evet. Başbakan bana bunun hesabını soracak. Bırakalım başbakan da gücünü göstersin. Ama sen de gücünü küçümseme. Hiçbir başbakan medyayı karşısına almak istemez. Sadece sıkıştırıp yanına almak ister. Hoş geldiniz Sayın Başbakanım. Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Özellikle böyle bir günde. Buyurun. Senin bugüne kadar ne yapıp neler yapmadığını çok iyi biliyorum. Kimlerle çalıştığını da biliyorum. Eğer dediğimi yapmazsan bu dosyayı işleme koyarım. Onlarla çalıştığın gibi benimle de çalışacaksın. Attıkları her adımı,
Sana söyledikleri her şeyi bilmek istiyorum. Ben anlayamadım. Onlar dediğiniz kim Sayın Başbakanım? Aaron Feller'in başını çektiği... Gladio yapılanması. Ülke menfaatleri neyi gerektiriyorsa elimden geleni yapmaya hazır. Başbakanla ne görüştünüz? Bana birlikte çalışmayı teklif etti. Eğer teklifini kabul etmezsem... her şeyimi elimden alacağını söyledi. Senin her şeyini başbakan mı verdi ki senin elinden alabilsin Davutcuğum? Madem o kadar gücü var, ülkeyi elimizden alsın. Efendim, bu başbakanı daha önce çalıştıklarınızla karıştırmayın. Bu adam kurşun yedi, yine de değişmedi. Size her ne kadar tamam diyorsa da bu köprüyü geçene kadar. Tam istediğim adam. Türk halkı her zaman başında güçlü adam ister. Bundan önce getirdiklerimize bir bak. Hepsi kahraman olarak gittiler. Ne zaman ki bizim çizdiğimiz çemberin dışına çıkmaya başladılar, çıktıkları yerde onları İskender gibilerle oturttuğumuz koltuktan alaşağı ettik. Ama verdiğiniz destek beni bile korkutuyor. Bana inanın, bu adam sizin lafınızı dinlemeyecek. Bu adam çizgi sınır tanımaz. Ben de baş sağlığı için seni arayacaktım. Ercüment'i severdim. Sevdiğinizi biliyorum. Çok sevdiğiniz için mi Vladio'ya soktunuz? Benim öyle bir yetkim yok. Ben sokmadım. Aksine Ercüment'i bana onlar yolladı. Nasıl yolladılar? Benim Amerikalılarla ilişkimin iyi olduğunu biliyorsun. Bu ilişki sayesinde Türkiye'de güç ve itibar sahibiyim. Ama onların sistemleri farklı çalışıyor. Birlikte hareket ettikleri herkes kendi yapılanmaları içinde değil. Buna gerek de duymuyorlar. Çünkü zaten o kişiler onlara çıkarları doğrultusunda hizmet ediyorlar. Yapılanmalarını aldıkları ise Ercüment gibi dikkat çekmeyen, tahmin edilmeyen kişiler. Farklı siyasi görüşlerden, farklı uzmanlık alanlarından. Böylelikle dünyanın her köşesini idare edebiliyorlar. Yani herkes onlara hizmet edecek, itaat edecek, öyle mi? Bundan kaçış yok. Bu duruma düşmekten en çok kaçan, sakınan sensin, değil mi? Yani içimizdeki en bağımsız. Ama senin kayınpederin bile onlardan çıkabiliyor. Hadi Ercüment'i boş ver. Senin bunda bir günahın yok. Ama başbakan suikastine nasıl dahil oldun? Senin orada olmanı istemeselerdi, sen suikast anına yetişebilir miydin? Ne yani? Başbakanı kurtararak Gladio'ya hizmet etmiş mi oldum? Sen ülkene hizmet ettin. Ama bu onların da çıkarınaydı. Ne yaptın? Hallettin mi işi? Yarısını halletti, yarısını halledemedi. Yalçın Yıldız. Ne var Yıldız? Efendim, çok acil konuşmamız lazım. Birazdan. Birazdanı yok. Hemen şimdi konuşacağız. Çıkın dışarı. Ne oluyor Yıldız? Polat benim 5. adam olduğumu öğrendi. Aptal. Aptalsın sen. Sana 1000 kere söyledim bu işten uzak durmanı. Beni korumak zorundasın. Seni yanıma kim koyduysa git, onlar kurtarsın. Beni kurtaracaksın. Yoksa her şeyi anlatırım. Polat beni öldürürken hepiniz benimle birlikte öleceksiniz. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Konuşacağını git kendini bir yere sakla. Siz Amerikalıların anlamadığı bir şey var. Türkler sömürge valisiyle yönetilmez. Ben size bunu ısrarla söyledikçe siz 20 yılda bir şansınızı deniyorsunuz.
Aaron'un Türkiye'ye gelmesi benim muhalefetime rağmen oldu. Benim tarafım belli. Ben parlak Türk çocuklarının Amerika'ya götürülüp sisteme hayran bırakılarak Türkiye'de zirveye getirmelerinden tarafım. Bunun olumlu sonuçlarını sivil ve askeri bürokraside gördük. Ama iş gizli yönetime gelince bizimkilerin kafası karışıyor. Yeniden bana bütün gücü verin. Size istediğiniz Türkiye'yi altın tepside sunayım. Amerikalılarla ilişkileri evlilik gibi düşün. Somut mutluluk yoktur. Bazen gerilirsin, bazen kavga edersin, bazen küsersin ama asla ayrılamazsın. Bir dakika. Baba Amerika'nın üstüne bir saldırı olmuş. Üst alarm durumundaymış. El-Kaide mi? Hayır, bizimkiler. Birinci sayfadan koyalım mı? Asla. Hiçbir şekilde yer verilmeyecek. Niye? Amerika asla kaybetmez. Ya da kaybetmiş gibi gösterilemez. Ben yıllardır bu ülkenin Amerika'nın İsrail'in müttefiki olması için ailemle, medya grubumla, bütün gücümle çalıştım. Sizden öncekilerle bunu yıllarca başarıyla sürdürdük. Ama sen geldin, iki günde Türkiye'yi hem İsrail'in hem Amerika'nın düşmanı yapmayı becerdin. Amerika'yı yöneten dindaşlarının bunu anlaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. O zaman bunun bedelini sana ağır ödetecekler. Davut Bey, Polat Alemdar'la akraba olmak sizin aklınızı bulandırmış. Bizim her şeyi gördüğümüzü, her şeyi duyduğumuzu unutmuşsun. Ben sizin yanlış bilgilendirildiğinizi düşünüyorum. Bence onu düşüneceğini, bizim görev verdiğimiz kişinin bizim arzumuz dışında hareket etmeyeceğini hatırlaman lazım. Türkiye ile İsrail'in düşman olmasını mı arzu ediyorsunuz? Türkiye'nin İsrail'in emrinde kalmasını istiyoruz. Maalesef sen bunu artık beceremiyorsun. Sana verdiklerimizi geri alma zaman geldi. Medya grubunu devretmemi mi istiyorsunuz? Hemen devrederim. Görüyorum ki aklın o kadar da bulanmamış. Fakat buna izin veremem. Çıkarlarımız gereği bir süre daha medya grubu sende kalacak. Fakat kontrolünü Şamir'e devredeceksin. Yayın politikasını onun ekibi oluşturacak. Onun onaylamadığı tek satır haber ya da görüntü yayımlanmayacak. Polat Alemdar'la akraba oldun. Bütün dengelerin alt üst oldu. Haklısın. Ben de bunun için geldim. Artık emekli olmak istiyorum. Biz seni zaten emekli ettik. Öyle değil Şamir. Haberi siz yapıyorsunuz. Hesabını ben veriyorum. Kime hesap verdin şimdiye kadar? Bunca yıl size hizmet ettim. Bunun sizin gözünüzde biraz değeri varsa... Bırakın son zamanlarımı huzur içinde yaşayayım. Yaşadığım son birkaç seneyi hepiniz biliyorsunuz. Üst üste felaketler beni çok yordu. Eskisi kadar medyada olmak arzusundayım. Ama eskisi kadar gücüm yok. Efendim, devlet baskı yapıyorsa çekilmeniz konusunda biz hep birlikte direnelim. Turulcuğum. Devletin baskı yapacağı bir durumdan çıktı medya. Neyimize baskı yapsın? Efendim, yıllarca bu ülkeyi yönettiniz. Şimdi yorgun olduğunuza inanmamızı nasıl beklersiniz? Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İktidarlar gibi bizim de süremizin bittiği anlar geliyor. Sana istediğin her şeyi verebilirim. İstersen seni kahraman yaparım. Davut Bey, kahraman yapılmaz. Kahraman olunur. Anladım, kurtuluş yok. Öldüreceksin ama... Ama beni millete rezil et. Millet, senin umurunda olsa bu vatana, bu devlete, bu millete bu kadar ihanet etmezdin.